Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage markasının kripto model Mebran klavyesini inceliyoruz. Görmüş olduğunuz bu klavye tamamen böyle devasa boyutlarda mebran bir klavye ve gerçekten büyük klavye seven kişilerin hoşuna gidebilecek ve birçok özelliğe sahip mebran bir klavye ile karşınızdayım. Mebran klavyede mekanik bir görüntüsü bulunuyor ama mekanik değil kesinlikle bunu baştan söyleyeyim. Öncelikle klavyenin boyutları gerçekten devasa boyutlarda yani masanıza koyduğunuzda baya büyük bir alan kaplayan bir klavye olduğunu söyleyebilirim. İlk kullanımda eğer büyük bir klavye kullanmıyorsanız sizi birazcık zorlayabilir. CTRL'si, işte A, V, B tuşları böyle sanki biraz daha yana kaymış gibi gözüküyor. Çünkü normal klavyeden boyut olarak farklı olduğu için tuşları da biraz daha büyük. Ve biraz daha mesafeleri normal klavyelere göre fazla kalıyor diyebilirim sizlere. Şimdi klavyenin ön kısmına bakacak olursak bir sürü tuş bulunuyor. En üst kısımda işte arama yapabileceğiniz tuş, geri ileri yapabileceğiniz bir tuş. Böyle üst kısma bu tuşları koymuşlar. Ve en sol kısımda ES tuşunu saymazsak 5 adet tuş bulunuyor. Bunlara da atamalar yapabiliyorsunuz klavye üzerinden. Bu klavyenin herhangi bir yazılımı bulunmuyor. RGB renklere sahip ama RGB renkler tuşların alt kısmında kalıyor. Yani geçiş bölümlerinde RGB renklere yer verilmiş. Üst kısımlarda sticker'larla zaten A harfi, B harfi, 1 numara, 2 numara gibi sticker'larla yapıştırılmış. Klavyenin arka kısmına baktığımızda 2 adet yükseltici ayakları bulunuyor ve alt kısımda da kavuşuk malzemeler bulunuyor. Bu kauçuk uçuk malzemeler sayesinde de klavyenizi koyduğunuzda masaya herhangi bir şekilde kayma yapmıyor. Bu kauçuk malzemeler de masada daha iyi tutunabilmesini sağlıyor. Kutunun içerisinden baktığımızda klavyenin kendisi ve bir adet de kullanım kitapçığı geliyor. Bir buçuk metreye yakın bir plastik kablosu bulunuyor ürünün. Yani örme de değil, farklı bir kablo da değil. Direkt plastik bir kablosu bulunuyor. Numlock tuşları yani sayı tuşlarına da baktığımızda bildiğiniz hesap makinesi gibi kocaman sayıların olduğu ve eğer bir iş yapıyorsanız kullanabileceğiniz bir klavye modeli oluyor. Ama genelde bunu oyuncular kullanıyor ve oyun oynarken daha fazla büyük tuşa basabileceğiniz ve rahat kullanabileceğiniz için Mebran klavyelerin genelinin boyutu biraz daha büyük. Yani normal klavyelerden yaklaşık bir beşer santim daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ölçmedim ama gerçekten normal bir klavyeyle konumlandırdığınızda arasında neredeyse yarısından bir tık daha fazla bir fark bulunuyor. Klavyenin arka ve ön kısmına baktığımızda ABS bir plastikten üretilmiş ve switchleri silikon bir yapıda oluşmuş. Yani bu klavyeyle 10 milyon kere tıklama yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok uzun süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Klavyenin RGB renklerini değiştirebilmeniz için Fn tuşuyla üstteki sayı tuşlarını kombine etmişler. Fn tuşuna basılı tutarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar gidebiliyorsunuz. Bunlarda da şu an detay çekimlerinde görmüş olduğunuz renk modlarını Fn tuşuna basılı bir şekilde yukarıdaki sayılara basarak değiştirme imkanı sağlıyor. Ben isterdim ki bu membran klavyede de keşke lazer kesim olsa ve klavyenin iç kısımları da böyle aydınlık RGB renklere sahip olsaydı. Ama tasarım anlamında baktığımızda gerçekten böyle bir kılıç, bir silah gibi bir tasarımı duruyor alt kısmının. Klavyenin bilek desteği aslında kendinden plastik olduğu için koyduğunuzda birazcık eliniz terledikten sonra şu kısımlar yapış yapış olabiliyor. Bunlara da hani yaz aylarında daha çok denk geliyoruz suni deri olmasını isterdim. Ama klavyenin kendi yapısı bu şekilde zaten gayet güzel tasarım anlamında hoş durduğunu da aktarmam gerekiyor. Klavyedeki bu yan tuşlara nasıl atamalar yapacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle rek tuşuna bir kere basıyorum. Ve burada hemen ışıklarımın yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Şimdi rek tuşuna bastım. En üstteki hangi tuşa atama yapacaksam. Mesela G1'i seçtim. Ve G1'i seçtikten sonra buradaki Fn tuşuna F5 yapıyorum. F5 yani sayfa yenilemeyi G1'e attım ve rek tuşuna tekrar bastıktan sonra bu artık kayıtlı. Ben artık G1 tuşuna bastığımda sayfa yenileme yapacak. Bu sayede bu klavyenin yan tuşlarına atamalar yapabiliyorsunuz. Ayrıca şuradan klavyenin parlaklığı tamamen kapanıyor ve tekrar açılıyor. Buradaki arama butonuna bastığımızda Windows'un arama bölümü çıkıyor. Burada çarpıya bastığımızda sayfayı kapatıyor ve burada da internet sayfasındayken İleri yapabiliyorsunuz bir sonraki sayfaya veya bir geri yapabiliyorsunuz. Bu tuş da bilgisayardaki bir menüyü açıyor. Klavye gerçekten güzel. Şöyle arkasını vesaire detaylıca göstermeye çalışayım. Böyle bir yapısı bulunuyor. Ön kısımda da zaten yapıları bu şekilde ışıkları net görebilirsiniz. Işık olarak da buradaki gene göstermek istiyorum. Fn tuşuyla 1'e bastım. Bu şekilde ışık yandı. Fn'e basılı tuttum. 2'ye bastım. 3 4 görün ışıkları da 5 6 7 yaptım. Bu da böyle 8 yaptım. Bu da böyle bastıkça yanan ışık modu. Ürünle ilgili anlatabileceklerim genel itibariyle bunlar. Ben şu anda bu ürünü bilgisayara bağlamadım bir power bağladım ve o şekilde sizlere ışıkların ne kadar gözüktüğünü bilmiyorum detay çekimler hariç olarak USB girişiyle bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz klavyeyi tak çalıştırt mantığında ilerliyor. Dediğim gibi bir yazılımı bulunmuyor. Mebran bir klavye arıyorsan ve büyük bir klavye arıyorsan gerçekten parmakların büyüktür veya oyun oynarken rahat bir oyun oynama hissiyatı sağlamanı istiyorsan bu klavye önerim olacak sizlere. Ben normalde büyük bir klavye hayatım boyunca kullanabilecek bir klasman da değildim. Fakat merak edip aldım. 4 gündür kullanıyorum. Birinci günün sonunda yaklaşık 4,5 saat bilgisayarda oturdum, yani bir gün sayıyorum onu. Ve sonrasında klavyenin tuş dizilimine alıştım. Şimdi hatta farklı bir klavyeye geçtiğimde bile zorlanıyorum. Oyun performansı da gayet iyi. Birazcık PUBG oynadım. Hani gayet tuş basım hissiyatları güzel. Ben memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Ürünün açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan ürünü sizler de inceleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.